Merhabalar. Önceki videoda domain ortamımız için bir takım ayarlar yapmıştık. Local admin oluşturmuştuk ve kullanıcılarımıza göndermiştik. Firewall tarafında ayarlar yapmıştık ve dosya ve yazıcı paylaşımını aktif hale getirmiştik. Şimdi ben management makinama arkadaşlar Samet ismiyle bağlandım. Client'larda da bu makinam local admin yani administrator. Ben bunu niye gösteriyorum? Çünkü domain admin hesabınızı her yerde kullanmayın. Görevleri, yetkileri her zaman delege edelim. Daha güvenli bir ortam oluşturmuş oluruz. Uygulamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir lisans uyarısı geldi tekrardan. Bağlantı panelim karşıma geldi. Burada sağ tarafta Active Directory Computers diye bir sekme var. Bunu genişlettiğinizde eğer bu credentialınız Active Directory'de bir usersa ki zaten öyle buradan sorgu yapabiliyor arkadaşlar. Örneğin PC 2 makinamıza bağlanalım bizim client makinamızda TP Windows anti challenge response seçiyorum ve şu anki credential'larımla bağlanmak istediğimi belirtiyorum ve connect diyorum arkadaşlar. Bu makinada bir agent yüklü olmadığı için bağlantısı biraz uzun sürecek çünkü bu makine bir agent yükleyecek. Siz bu bağlantılarda beklemek istemezseniz agent'ı önceden deploy edebilirsiniz clientlarınıza. Bunun için bir agent'ı build etmeniz gerekiyor. Bunu da size göstereceğim. Burada arkadaşlar Hemen bu etme işlemine geleceğim. Burada agent'ı yükleyeyim mi diyor. Yüklü değil diyor. Okey diyorum. O agent'ı yükleye dursun. SolarWinds'in kurulumuyla beraber gelen Managed Server üzerinde bir build uygulaması var arkadaşlar. Mini Remote Control Agent MSI Builder. Tıklıyorum ve burada isterseniz agent'ta bir değişiklikler yapıp burada additional settinglerde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şu an buna gerek yok. 64 bit bir agent build etmesini isteyeceğim. Build MSI diyorum. Ve şu yola çıkarttırıyorum arkadaşlar. SolarWinds Dane Mini Remote Control. Şu an onu build ederken ben arka tarafta makinama bağlanabildim. Görmüş olduğunuz gibi. Bir bağlantımı keseyim. Tekrardan size başka bir bağlantı yöntemi göstermek istiyorum. Burada bir de Saved Host List var arkadaşlar. Daha önce bağlanmış olduğunuz makineler burada gözüküyor. Network'te bir arama yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi satu makinesini buldu. Work grupta bir NAS cihazı buldu. PNRP'yi kullanmadım bilmiyorum. Burada da MRC yüklü olan makinaları gösteriyor. PC2'de Mini kontrol Control yüklü. Onu gördü arkadaşlar. Ondan dolayı onu buldu. Aslında Saved Host'ta da az önce bağlantımızı göstermesi lazımdı. Ama göstermedi. Çok sorun değil. Tekrardan buradan PC2'ye geleyim ve burada isterseniz farklı user'la da bağlanabilirsiniz. Yani NT, use, current, logon, credential demeden yani şu an logon olduğum kullanıcıyla değil de farklı bir kullanıcıyla bağlanmak istiyorum derseniz encrypted windows logon deyip burada örneğin administrator şifreye giriyorum ve domaini e giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde de x bir kullanıcıyla bağlanabilirsiniz. Deneyelim. Bağlantı geldi. Hatta şurada smart sizing diyelim otursun logot on as administrator administrator olarak bağlandı diyor makineye. Burada da bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı kullanıcılarla da bağlanabiliyorsunuz. Ben şimdi size orada bir agent var mı sanırsam uyarı verdi. Masa üstüne atalım. Bu ilk işlemini tekrardan yapalım. C diskinin altına bir tane klasör açıyorum. Siz masa üstüne de açabilirsiniz. Önem değil. Ve buradan agent'ı seçiyorum arkadaşlar ve şuraya 64 bit olarak export etmesi istiyorum. Client setting'de ekstra bir şey yapmıyorum. Evet, open output folder. Evet, çıktı klasörümü açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bu isimde bir tane agent oluşturdu. Şimdi arkadaşlar bu agent'ı client makinelerinize gönderdiğinizde domain ortamınızda beklemeden artık bağlanabileceksiniz. Peki bunu nasıl basabiliriz? Grup ile MSI paketleri basılabiliyor bildiğiniz gibi. Ama o ilk oturum açılışta biraz uzun sürüyor. Ben onu çok tavsiye etmiyorum. Ben PDQ Deploy diye bir uygulama kullanıyorum. Bunu da size bir sonraki videoda göstereyim. Bu video bayağı uzun oldu. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.